Merhabalar efendim. Merhabalar. Herkese merhaba. Bugün sonunda minyatür vlog yapıyoruz. Evet. Neden bu kadar geç kaldın abi diye soranların cevabını düşünüyorum şu an. Birazcık YouTube'a kırgınım aslında ama hiç problem değil. Hepinize çok teşekkür ederim. 400 bin olmaya çok az kaldı. Skateparkla olan ilginizden dolayı bana şuraya bıraktığım Instagram adresinden sağ olsunlar. Buradan onlara kocaman kocaman teşekkürler. Dediler ki sen bu işleri beceriyorsun. Sana bir tane villa gönderelim. Bir de onu yap bakalım yapabilecek misin? Bu da bizden sana bir destek olsun. İzleyicilerin de bunu seviyor. Tadını çıkar gibisinden bana gönderdiler. Çok teşekkür ederim abi gerçekten de. Skatepark bu arada 54 bin like olmuş. 50 bin like gelince daha büyüğünü yapacağım diye söz verdim. Onun da ölçüleri kafamda oturdu. Tam olarak muhtemelen bu masa kadar falan olacak. Belki bir tık daha büyüğü veya küçüğü olabilir. Onların ekipmanları almaya başlayacağım bu videodan sonra. Çünkü bu video muhtemelen herhalde yine 2-3 gün sürer herhalde diye düşünüyorum. Bir an önce videoya başlamak istiyorum. Daha doğrusu videoya şu an başladım aslında. Konuştuğumdan beri videoya mantık olarak başlamış oluyorum. Eve başlayacağım. Küçük küçük tuğlalar var. Hızlıca bir kutu açılışı yapalım efendim. Bunları size göstereceğim. Minyatür. Hayatta en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Minyatür, minik. Minik olan her şey güzeldir. Evet, bol bol kahveye hazırız. Çünkü bugün muhtemelen sabahlayacağız. İçlerinde tabii ki de ev yapacağımız için tuğlalar var. Bunlar kiremit. Temel dökme harcı ve betonu var. Tuğla ve sıva harcı var. Üstüne de yazmışlar bu arada. Aha bir tane daha çıktı. Bunu bir kaldırıyorum. Sonra gelelim buna. Bu dökülmeden. Evin çizilmiş aşaması var. Açacağım bunu. Küçük küçük kapılar var. Baksana. Minik. Küçük kapı. Ama açılmıyor. Çitlerimiz. Abim. Otobüs. Küçük çitler var. Bunlar muhtemelen bahçeye koyacak sonuç olarak. Villanız varsa çitiniz olmak zorunda eğer. Çitsiz villa görmedim ben hayatımda. Var mı çitsiz villa sonuç olarak? Özel havuzunuzda yüzerken çitlerinizden komşular sizi şey etmesin. Ya da komşunuzun topu sizin bahçeye kaçmasın. Ya da köpekleri sizin bahçeye atlayıp çimlerinizde tepinmesin diye yapılan bir sistem aslında. Çok iyi fikir. Sonra pencerelerimiz var. Böyle büyük pencere. Böyle değilmiş. Bu böyleymiş. Bunu öğrendim. Küçük bir malamız var. Küçük. Böyle mala vurmak isterseniz. Neyse. En güzelleri bak bak. En güzelleri bak şuraya göstereyim. Abi şunların tatlılığına bak. Baksana çok tatlı değiller mi küçücük? Çok şekerler. Bunları yiyin. Alıp yiyin bunları cips diye. Atıştırmalık taş yapmışlar. Abi işte çok video kazanıyorsun. YouTube videolarına çok reklam basıyor. Ne yapalım oğlum taş mı yiyelim diyenler için küçük taşlar üretmişler. Bunları yiyoruz biz cips diye böyle. Oh be ne kazandık abi. Yine çeneme vurdu bak. Çimenimiz var ve hayatta en sevdiğim sözlerden birini size paylaşacağım. Komşunun çimeni size her zaman daha yeşildir. Bak bunu hiç unutmayın. Bu efsane bir laf. Kolon kalıbı. Bak bu güzel olmuş. Bunu hazır vermişler. Bunu böyle kırmışlar. Bunu direkt dörde bölüp direkt şöyle kare yapıp içine oturtacağız. Bunu diyor ki sağlam kullanın. Yırtılırsa da bantlarız ya. Bu sistem güzel olmuş. Kolon ne kadar kalınmış. Bayağı kalınmış. Bir de ben şey yaptım. Bu kolonlara şimdi çimento dökeceğiz ya. Yani şeyle küçük küçük böyle uğraşmak yerine böyle bunun içine doldurup abi buradan sıkacağım böyle çatır diye. Yapıştıracağım böyle laps diye. İşim hızlanacak diye böyle bir şırınga aldım. Eczanelere gidip büyük boş şırınga istiyorum abi ben. Derseniz verir. Yani şu görüntü. Büyük. Sonra böyle bir şey var. Çatı katı kaplaması. Ha bu çatı. Oha büyükmüş yalnız ha. Bir şey söyleyeceğim. Çatı büyük. Çatı bu kadar büyükse ev ne kadar acaba? Aa bak bu çok güzel olmuş. Direkt üstüne yapıştırmış abi adamlar. Uğraşma diye. Mantıklı. Süs. Bununla süs yapacağız. Bedava yok mu? Bunda bedava çıkmamış. Bunda da bedava çıkmamış. He bunda yazıyor. Magnum kazandınız. Tamam bu da temelimiz. Ve bayağı sağlam. Bunu da oturtup üstüne çalışmaya başlayacağız anladığım kadarıyla. Teras, balkon, pencere, 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 kapı. Bakalım ben bu işi becerebilecek miyim? Hayırlı işler. Hadi git. Şimdi bir şurayı bir hızlıca düzene sokuyorum. Ondan sonra ne yapmamız gerektiğini düşünüp başlıyorum abi. Siz de oturun. Siz videoyu izlemeye devam edin. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bu arada yeni gelenler de hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.
6 tane kolunu yaptık. Yani kolunun şeylerini yaptık, demirlerini. Şimdi buraya sabitleyeceğiz. Bunun uçlarını kıvırmak yerine direkt deleceğim. Zaten çünkü altında pay var. Direkt böyle sabitleyip betonu dökeceğim. Sonra betonun kurumasını bekleyeceğiz tabii. Takipçilerim, sizlerin sayesinde kazandığım paralarla yaptırdığım villanın birazdan fiyon kesimini yapıp ilk temelini beraber atmayı istedim. Çünkü siz olmazsanız o da olmazdı. Sizin sayenizde bir villam olduğu için temelini tabii ki de siz de, her ne kadar uzakta olsa Covid'den dolayı yoksa hepinizi buraya toplarım ama Covid ne yazık ki. O yüzden de dijital yolla size bir temel atma töreni düzenledim. Alkışlarınızı da yapıyorum. Teşekkür ederim. O zaman hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek fiyongumuzu kesiyoruz. Evet. Evet. Yeni villamızın temelini siz de atıyoruz efendim. Haydi hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Biraz kek kıvamında mı olmuş be? Bilerek sıvı yaptım. Allah cezanı. Sivi. Sivi. Sizi. Haydi Bismillah. Haydi bakalım. Evet, ikinci gündense merhabalar efendim. Tam anlamıyla kurumadı, hala ıslak. Ama şöyle bir şey var, hani üst taraf okey. Ciddi bir baskı uygulasam evet ezilir. Böyle tık tık yapınca zaten is kalıyor. Kolonları yapacağım için şu anlık kuruma şeyi ideal. Kolonlarla beraber komple zaten artık kurumuş olacak ve bunları söküp tuğlalara başlamış olacağım. Çatlamasının sebebi de galiba basınçtan dolayı oluyormuş. Onu bir sabah uyku sersemi okumuştum neden çatlıyor diye de öğrendim, hatırlamıyorum. Kolon kalıplarımızı alıyoruz. Yine betonumuzu hazırlıyoruz. Kolonların içini doldurup iyice kurumaya bırakıyoruz. Belki villanın sağ tarafına havuz falan yapabilirim. Çünkü burası kapı girişi, işte çimenler falan vesaire. Havuzun başına da bir tane duvar. O duvarda işte grafiti. Ama gerçekten havuz yapmayı istiyorum ya. İnşallah yeter. Önemli olan malzeme. Evet.
Günler günleri kovalarken dağlar, bayırlar, ovalar. Şimdi evin sonunda bütün kuruma evresini beklediğimiz dönem bitti. Sanırım bugün 5. gün. Toplam saati hesaplamam lazım. Hesaplayıp buraya bir yere yazarım muhtemelen. Normalde proje böyle değil. Ben projenin bayağı bir üstüne çıktım. Çünkü bu esnada daha farklı şeyler yapmak istedim. Yani evin sallıyorum bu tarafında normalde pencere vardı. Ben burayı komple duvar yaptım. Çünkü buraya graffiti yapmak istiyorum. Evin belli başlı yerlerine tagler, bombingler yapmak istiyorum. Ben aynı anda Twitch'te de yayınlar yaptım evi yaparken. Size bu aşamaya kadar getirirken aynı anda YouTube'a video çekerek. Daha sonrasında çatıyı yaptık. Çatı yaptıktan sonra şu an evin dışını komple bir zımparalayacağım. Zımparaladıktan sonra evi boyayacağım. Birazcık Bodrum evlerinden esinlenmek istiyorum. İşte mavi pencereler, mavi kapılar, mavi çitler, begonviller vesaire gibi şeyler var aklımda. Yapabilirsem onları yapıp onlarla bir güzelleştireceğim. Şu an çok çiğ duruyor. Şimdi toparlama evresindeyiz. Bunun için ben bir de dışarıdan gidip ekstra küçük küçük malzemeler aldım. Mesela pencereye krapon kağıdından şöyle kesip kesip pencereye perde görünümleri falan vermek istiyorum. Perde yapacağım. Ondan sonra slime'ım var. Hayatımda ilk defa slime aldım bu arada. Gerçekten bir güzel kokuyor. Slime'a para verdim. Bir YouTube içeriğinde de slime olmaması beni üzerdi. Sonunda bir slime'ımız var. Garip bir şey. Böyle insan oynadıkça oynayası geliyormuş gerçekten. Ben çok inanmıyordum böyle şeylere de. Oo, ne kadar güzel. Sıkasın geliyor falan. Neyse. Slime'ı almamın sebebi de havuz. Slime'ı havuzdan yapacağım. Havuzu slime'dan yapacağım. Sonra böyle küçük şeyler aldım. Pota. Şöyle göstereyim. Şöyle küçük bir potam var. Şöyle dalgalıymış gibi suyun dalgalı olduğunu falan hissiyatı veriyor. Bunlarla begonvil yapmaya çalışacağım eğer başarabilirsem. Sonra böyle birkaç tane ağaç aldım. Bunu da evin etrafını süslemek için böyle küçük küçük ağaçlarımız var. Çok tatlılar bu arada. O kadar minikler ki. Yani lüks köy evine lüks bir araba. Havuzumuza şezlonglar aldım. Şöyle minik şezlonglarım var. Belki misafirlerim oturarak ayakkabı falan giymek ister. Onları düşündüm. Bir tane tavşanımız var. Evimizin tavşanı olsun. Kedi köpek aradım ama bulamadım. Çok da vaktim olmadığı için şu figürü buldum. Hanımefendimiz bir de beyefendimiz var. Bunlar güneşlenen tipler. Şezlongun üstüne koyacağım bunları ama şöyle bir sıkıntımız var. İşin gerçeği. Ben ölçüleri tutturamadım. Çünkü insanlar evin kapısından daha küçük kaldı. Parmak çocuk gibi kaldılar. Bu da bana ders olsun. Sonuçta hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Bundan da deneyim kazanıyorum. Demek ki ölçüleri alarak yapmam gerekiyormuş. Biraz acele ve size yetiştirmem gereği olduğu için ölçülerde biraz patladık. Ama çok da rahatsız edeceğini sanmıyorum. Olsun. Bir de bu ev köy evi olarak geçtiği için şu an yayınlarda lüks köy evi diye, biz villa diye lüks köy evi yaptığımızı fark ettik. Onun içinde madem köy evi bunu villaya nasıl çevirebiliriz deyip bir tenis kortu aldım. Tenis sahası daha doğrusu. Komple bir tenis sahası. Evin yanına bir tane tenis sahası yapacağım. Çitlerimiz vardı bu arada. Ben yeniden çit kestirdim. Çünkü normalde çitleri ben kapının önüne yapacaktım. Bu sefer çitleri evin dışına yapmam gerekiyordu. Yetersiz olduğu için gidip çit aldım, çit kestirdim. Onları da mavi renk yaptım. Çünkü mavi renk yapmamın sebebi de pencereler, kapılar mavi olacak. Çitlerimiz de mavi olsun mantığıydı. Durum bundan ibaret. Şimdi ondan sonra çimlerimiz var. Çimleri de şöyle bir çim aldım. Normalde çimler buydu. Şöyle bir çim aldım. Rulo. Çok güzel. Şimdi dokusu o kadar güzel ki böyle sarılıp uyursunuz. İnanılmaz tatlı. Yani bildiğiniz üzerinde böyle minik evin etrafını bu çimlerle kaplayacağım. Günlerde de uğraşıyorum. Bunun en büyük şahitleri de Twitch'te beni canlı canlı ne kadar stres ve ne kadar aksilik yaşadığımı bilen insanlar var bu arada. Çünkü kolonlarım yıkıldı, tekrardan yapmak zorunda kaldım, bazı yerler yamuk oldu, yamuklukları düzeltmeye çalıştım. Elimden geldiğince güzel hale getirmeye çalışıyorum. Artık beğenip beğenmemek sizin elinizde. Çok keyifli bir iş, inanılmaz kafa dağıtıyorsunuz ama zor bir iş. Yani buradan mimarlık okuyan öğrenci arkadaşlarımıza, öğrenci kardeşlerime sabır diliyorum. Bunun belki 5000 katı daha zor iş yapıyorsunuz. Bir de siz daha küçük küçük şeylerle falan uğraşıyorsunuz. Artık çok konuştuğumu fark ettim. Geçelim. Okey. Hadi. And the lights are out, in the dark. You kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost. Everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life is
Şöyle bir sıkıntı var. Biliyorsunuz ki çatımızı yaptık. Aslında bu çatı olacaktı evimize. Ama bu çatıyı iptal edeceğim. Zaten bunun arasında kalmıştım. Sanki bu çatı ona çok yakışmayacakmış gibi de gerçekten de içime sinmiyordu. Şöyle bir sıkıntı var, çatıdan vazgeçeyim. Kiremitlerim kargodan dolayı paramparça olmuş. Yani parça pinçik kiremitler var. Sağ olsun kargocu abilerimiz işlerini o kadar düzgün yapıyorlar ki böyle atıp bana lan benim değil zaten, ben işimi yapayım, mesaimi doldurayım deyip yapmaya devam ettiği sürece bizim ülkemizde kargo adam olamayacak. Belli başlı insanlar var. Onlar haricinde bu tip insanlardan gerçekten sıkılmış durumdayım. Ve bu benim başıma ilk defa gelmiyor. Ne yazık ki böyle bir sıkıntı var. O yüzden de şöyle bir şey yapacağım. Madem Bodrum evlerinden esinlendik, biz de Bodrum evleri gibi üstü çatısız düz tuğlalar öreceğim. Ondan sonra zaten evimizin son haline gelmiş olacağız. Sonra zaten detayları izlemiş olacağız efendim. Çok uzatmıyorum. Şu çatıyı bitireyim ve artık evimi sizlere sunayım efendim. Kaç gün oldu? Kaç gün önemli değil aslında. Kaç saat oldu? Yani en son çatıyı yapmadan önce Begonvil. Yani neyse işte. Begonvilla 47 saat falandı. Şu an muhtemelen buraya bile koymuşumdur onu. Hesaplayacağım gerçekten. Soluksuz 6 gün değil ama genelde 6 gün. İşte kuruması, etmesi falan en zor kısmı gerçekten kuruması oldu. Biraz yamuk yumuk olabilir, kusura bakmayın. Hatta ölçeklendirmelerde sıkıntı yaşadım. Çünkü dediğim gibi hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. İnanılmaz keyifli, inanılmaz saygı duyulması gereken bir şey. Özellikle içinizde mimar arkadaşlarım varsa ki var biliyorum. Saygı duyuyordum. Daha da fazla saygı duyuyorum. Gerçekten inanılmaz emek isteyen bir iş. Hele bir de tam yaparken böyle pıçınk diye bir yeri bir kırılıyor. Bir şey çatlıyor, bir geliyorlar. Videoyu tamamen izlerseniz zaten nerede, neden, nasıl hareketler yaptım çok daha rahat anlayacaksınız. Direksiyonuna geldiğiniz zaman çoğu şeyi anlamamış olacaksınız. Neden küçük olduğunu, neden havuzda slime olduğunu, neden begonviller böyle olduğunu vesaire. Neden ev buna dönüştü diye. Evet, villa mantığında yola çıktık ama ben bunu geliştirdim aslında. Upgrade etmiş halde. Tekrar teşekkür ederim bana bu malzemeleri gönderdiği için minyatür art sanata. Buraya Instagram adresini koyuyorum. Gidip siz de satın alabilirsiniz. Twitch'te beni izleyip saatlerce destek olan herkese çok teşekkür ederim bu arada. Twitch'te yayınlarını yaptım çünkü. Hiç aynı anda videoyu çekerek. Bilginiz olsun. Gelmek isterseniz de yayınlarımı beklerim efendim. GameStill ile alakalı da en başta dediğim gibi sadece oyun oyna diyen arkadaşlarım için de GameStill diye bir hesap açtım. Bugün ilk defa duyuruyorum. Bu videoda duyuruyorum. Haberiniz olsun. Seviyorum sizi. Eğer bu tarz içerikler yapmamı istiyorsanız, minyatür ne istiyorsanız yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenin abi. Gerçekten beğenin. Bir barem koymuyorum. Sizi seviyorum. Bay bay.